biz olmaz. Ben attırdım o yerden atarak. Al da at dedik, ondan sonra bana geleceği yerde öbür tarafta tur atıyor. Ya dedik senede 3-4 tane gol atarız. Ama o İnönü'de, çarşı orada bize bağıracak. Orada kapalı bize bağıracak. Biz de onlara döndüğümüz zaman arada sinirleneceğiz, bir şeyler diyeceğiz. İyi doğru söyle. Bugün ne işte? Bugün ne işte? 50 trilyon verdiğiniz bir oyuncu şu ana kadar 3 maç üst üste oynamadı ya. Bumper ki bu ülkede. Ya Allah rızası için yorumcu yapmayın beni şimdi. Ya bu loca da maçı bitirdi, bir sezonu bitirdi be abi ya.118 yıllık Beşiktaş tarihinin bazen en şanslı, bazen de en talihsiz adamlarıdır çizgi oyuncuları. En az 1.45 dakikayı efsane kapalı tribünün önünde oynamak durumundadırlar. İşler iyi giderse ayrı bir keyiftir de, Beşiktaş kötü dönemdeyse bütün ceremeyi onlar çeker. İnönü Stadı'nın sol şeridinde son sürat Beşiktaş koşturan İbrahim Üzülmez, bu deliliğin belki de son temsilcisiydi. Tribünde bizler çıldırırken o sağdaki deliydi. Demirle çeliğin bilek gücüyle eritildiği, emeğin harman olduğu Karabük'te başlayan futbol yolculuğu, halkın takımı Beşiktaş'ın sol kanadıyla buluştuğunda henüz çok genç bir oyuncu olan İbrahim, futbol sahalarına verdiği her şeyi Beşiktaş formasının içinde biriktirdi. Münch'le önlü arkalı oynadığı tarihe geçen Barcelona maçında, oynadığı futboldan Overmars'a attığı çalıma kadar her yaptığı İnönü Stadı'nda delice bir sevdanın kapılarını açtı. Futbol hayatının devamında yıllar boyunca en çok tartışılan isim olsa da, her sezon ilk transfer sol beke yapılsa da, Del Bosque'sinden Tigana'sına, Lucescu'sundan Mustafa Denizli'sine kadar her gelen kadroya önce onun adını yazdı. Beşiktaş'ın çalkantılı yıllarına denk düştü futbolculuk yaşamı. 11 sezonda sadece 2 şampiyonluk yaşayabildi. Geri kalan 9 sezonda Beşiktaş hep erken havlu attı. Çoğu zaman Türkiye Kupası ya da 1-2 derbi galibiyetiyle gönül aldı. O kötü geçen sezonlarda bile Üzülmez iyi oynayan, yürek koyan, formanın sırtında yazan soyadının aksine en çok üzülen adamdı. 19 numaralı forması sadece krampon, çim izi ve terle değil, en çok da gözyaşlarıyla yıkandı. Bir topun taca çıkmaması için en büyük çabayı o gösterir. Pozisyonu gereği rakibe kayarak müdahaleyi yaptıktan sonra yerden çimleri yumruklayarak kalkardı. Beşiktaş'a dünyaca ünlü yıldızlar gelir. Birbirinden güzel goller, çalımlar atılır. Bazen resitalle maçlar kazanılır. Ama İnönü Stadı'nda mücadele hep 19 numaradan başlardı. 2009 şampiyonluğunda Denizli'de Mustafa Denizli tarafından koluna takılan o pazubant belki de kaptanlığın anatomisidir. Kaptanlık dalgalı, hatta deli denizlerde gemiyi limana yanaştırmayı bilmektir. Gülerek söylediği "kafayı kaldırsam Real Madrid'de oynardım" lafına bakmayın. Hayatı boyunca Beşiktaş'tan başka hiçbir kulüple görüşmemiştir. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bile başka takıma gitmek yerine futbolu bırakmayı yeğlemiştir. İspanya milli takımı sol beki Juanfran dahil kimsenin kesemediği İbrahim Üzülmez'i Beşiktaş'tan yine İbrahim Üzülmez kesmiştir. Mücadelesi 90, sözleşme görüşmesi sadece 5 dakika süren İbrahim Üzülmez, Beşiktaş'ın sol kanadında bütün hor görmelere rağmen can suyunu Beşiktaş'tan ve onu delice seven tribünlerden alan bir çiçektir. Gün gelecek Lucescu'ya "ben mi daha yakışıklıyım, o mu?" diye sorduğu Sergen Yalçın'la birlikte belki de tribünlere şampiyonluk depar atıp Beşiktaş'ın mabedinde gülümseyecekler. Altın harflerle Üzülmez yazıyor Beşiktaş tarihinin kapılarında. Çünkü Beşiktaş anlatılacaksa hiçbir anlatıcı Üzülmez'i anmadan geçemez. Orta yapamıyormuş, kafayı kaldırmıyormuş. Beşiktaş taraftarına ne gam. Deli diyorlar ona. Desinler değişemez. Aleni Muhabbet'e hoş geldiniz. Aleni Ocak başında Alen Markaryan'la birlikte Beşiktaş'ın efsanelerini ağırlamaya devam ediyoruz. Yakın tarihin en unutulmaz isimlerinden birisi. Kaptan İbrahim Üzülmez. Kaptan hoş geldin. Hoş bulduk.
Alen Markaryan'la birlikte. Bir kardeşim İvo harbiden kırmadı bizi, geldi. Allah razı olsun. Sağ olsun. Daha önce gelecektik, 3 hafta önce gelecektik. Bir işlerimiz vardı. Bugüne nasipmiş. Güzel bir sohbet. Saçlara kadar, sakala her şey aynı. Ama daha karizma. Karizma. Evet. Sakallar siyah beyaz oldu. Oldu. Önceden simsiyahtı da şimdi biraz beyazlar karıştı. Tam siyah beyaz yaptık. Saçları uzattık. Gerçi bu pandemiden dolayı kuaföre de gidemediğimiz için bu kadar uzattık. İnşallah en kısa sürede biraz da kısaltmamız gerekiyor saçları ya. Normal hayata geçtiğimiz zaman tabii ki de biraz daha farklı olacak gündem ama kaptan çok iyi gördük yani. Fit canavar gibi. Yapmaya çalışıyoruz. Sergen Hoca'ya selam buradan. Lazımsa sol tarafadan. Sergen Hoca da iyi ama bu ara biraz toparladı. Biraz diyete mi girdi? Yani ilk Beşiktaş'a geldiği dönemle şu andaki dönem arasında ya şampiyonluğun verdiği bir şey midir, stres midir bilmiyorum ama biraz toparladı gibi. Hem kendisinin fitliği hem takımın saha içerisindeki birlikteliği falan gayet iyi şimdilik. Aynen. Birazdan öyle. Zaten onlarla ilgili detaylı konuşuruz Sergen Hocam'la ilgili de. Aynen öyle. Tabii ki de gündemle başlayacağız. Yani abi. Şöyle Sergen Hoca'nın fitliğinden falan yani lafı gelmişken. Hiç fit olmadı ki Sergen Hoca. Yani şundan söyleyelim hani şimdi eskiden evet şimdi giydiği böyle üzerine giydikleriyle ilgili şayialar falan var. Onlara dedikodu mahali verme sevgili Sergen. Nasıl? Yani. İşte Beşiktaş ürünü giysin diyorlar ha. Yani. Çok dedikodu çıkmaya başladı. Sağda solda yazılıyor. Onlara mahal vermemesi hepimizin hayrına yani. Aynen, aynen. Onlara yol verme. Gerek. Sen normal Beşiktaş ürünleriyle çık. Ondan lafı gelmişken aradan kabodan giriş yapayım dedim. Söyleyeyim dedim. Kaptan şampiyonluk yarışı içerisinde bir Beşiktaş. Siz 100. yılda Sergen Yalçın'la da aynı takımdaydınız. Ve şimdi Sergen Yalçın Beşiktaş'ı teknik direktör olarak şampiyonluğa taşımak istiyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Abdullah Avcı'nın görevi bırakması, görevden alınması sonrasında Sergen Hoca acele getirildi. Ve inanılmaz bir imza töreni. 25 bine yakın taraftar hafta içerisinde Sergen Hoca'ya büyük destek verdi. Bu destekle taraftar Sergen Hoca ilişkisi ilk geldiği süreçte yarım sezonda çok başarılı meyveler verdi. Ligi 3. bitirdi Beşiktaş. Hiç beklenmiyordu. Sezona kötü başladı ama bir anda Beşiktaş'ta ipleri kontrolü eline aldı ve şu anda zirvenin en güçlü adayı. Belki zirvede değil, bay geçtiği haftada ama şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösteriliyor. Nasıl değerlendiriyorsun bu dönemi? Bunu sadece Beşiktaş değil, genel anlamda baktığınız zaman bütün camiaların saha içerisindeki Beşiktaş'ın oynadığı futbolla ilgili olumlu anlamda düşünceleri olduğunu görüyoruz. Sergen çok zekidir. Sergen çok başarılıdır. Sergen Beşiktaş takımının şampiyonluk potasının içerisine şu süreç içerisinde oynattığı futbola zaten övgüyü fazlasıyla hak eden bir görüntü içerisinde. Yalnız şunu söylemek gerekiyor tabii ki. Futbolda başlangıçlar önemli, devam etmek önemli, bitirmek çok daha önemlidir. Bu istikrar anlamında Sergen Hoca'nın da bundan sonraki süreçte ortaya koyacağı bazı saha içerisindeki bu istikrarı devam ettirmesi gerekiyor. Beşiktaş sezon başında çalkantılı dönemlerden geçti, sıkıntılardan geçti. Zaman zaman Sergen Hoca çok fazla eleştirildi. Ama şu gelinen noktada camianın birlikteliği, taraftarın Sergen Hoca'ya göstermiş olduğu gönülden bağlılık, Sergen Hoca'nın camiaya karşı oyuncularla beraber o iletişimi sağlayarak, o birlik beraberliği sağlayarak takım içerisinde hani o liderlik görevini, liderlik vasfını ortaya koyarak bu birlikteliği pekiştirerek şu anda Türkiye Süper Ligi'nde Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu hangi maça gitmek istiyorum derse 20 lira, 30 lira, 50 lira fazla para verip bilet alıp 50 liraya X bir takıma gideceğine 100 lirayı verip Beşiktaş maçına gidebilecek bir futbol ortaya koyduğunu belirtmek Kaptan gerekiyor. Para verip izlenecek tek takım aslında. Şu an reytingler şu anda Beşiktaş'ta. Yani samimi söylüyorum, tüm samimiyetimle söylüyorum. Beşiktaş'ın bir Konyaspor maçını izledim ki ben. 10 kişi kalmış.
60. dakika, 70. dakikada rakibi baskı altına alan, hele ki Josef'in 3-4 tane defarı var ki keşke o görüntüler şu anda olsa. İşte gönülden bağlılık bu. Beşiktaşlılık bunu gerektiriyor. Ayrıntılar Beşiktaşlılık, burada. Beşiktaşlılık bazen o formayı giyerken niye Beşiktaş taraftarı Necip'i seviyor? Sonuna kadar mücadelesini ortaya koyuyor. Niye Beşiktaş takımı Josef'i seviyor şu anda, bu kadar kısa süre içerisinde ön plana çıkarttı? O formasının, armasının en iyi şekilde saha içerisinde temsil etmeye çalışıyor. Sonuç itibariyle Beşiktaş şampiyonluk yolunda, şampiyon olacaktır deyip de iddialı konuşmamak gerekiyor. Ama şu andaki gösterdiği performansta hem Sergen Hoca, hem Beşiktaş oyuncular, hem camia sınıfı geçmiş durumda. Ama şunu unutmamak lazım, rehavet çok tehlikelidir. Futbolda istikrar çok önemlidir. Şu ana kadar gelinen noktada Beşiktaş takımı buraya taşıyan istikrardır. Oyuncuların birlik beraberliğidir. Ama inşallah sonu iyi olacaktır. Sergen Hoca'yı tebrik ediyorum. Cesur bir futbol oynattığı için, istekli bir futbol oynattığı için, birliktelik içerisinde, saha içerisinde hareket eden bir takım görüntüsünü ortaya çıkarttığı için de tebrik etmek gerekiyor. Tabii ki rakipleri var. Onunla birazdan konuşuyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe ne kadar istediği futbolu ortaya koymasa da tabii ki bu yarış sonuna kadar devam edecektir diye düşünüyorum ben. Şimdi Nevzat Demir içerisinde işte arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Bazen böyle telefonla hal hatır sormaya arıyorlar falan, konuşuyoruz. Sergen Yalçın'ın futbolculuk dönemindeki haliyle teknik direktörlük arasında inanılmaz farklar var olduğunu söylüyorlar. Yani inanılmaz disiplinli, taviz vermeyen, tamam mı, hocalığı sırasında. Biz de ilk başta da gözlerimize inanamadık diyorlar yani. Böyle disiplinli, inanılmaz ve sevgili İbo'nun söylediği gibi takım içerisindeki birlikteliği inanılmaz boyutlara taşıdı. Geçen programda da söyledik. Küsmüş, her hafta eleştirdiğimiz Laiç'i, her hafta eleştiriyorduk Laiç'i, el arkasında ısınmaya çıkıyor, bilmem ne yapıyor falan. O adam geçen golden sonra tribünden dört basamak koştu, aşağı atladı bizimkilerin üzerine. Laiç. Bu ne kadar güzel bir düşünce. Yani bu bile, bu söylem bile, ben görmedim o görüntüyü ama bir takımın birlikteliğinde ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Ben bir arkadaşımla konuştum. Nedir dedim bu başarının şeyi, içeride olan bir arkadaşım. Hocam dedi, herkes dedi birbirini çok seviyor. Her Sergen Hoca diyor, herkese diyor inanılmaz derecede yaklaşım içerisinde diyor, olumlu anlamda. Ya oyunculara bakıyorsun kazanmak için, ya bir Beşiktaş takımı, hangi takım şu süreç içerisinde ya 10 kişiyle Konya Spor takımını abluk altına aldı ya. Trabzonspor maçında 10 kişi ya. Trabzonspor maçında 10 kişi. Şimdi tabii öbür takımlara da saygı duymak gerekiyor ama doğrusunu söylemek gerekirse dün akşam bir Fenerbahçe maçı izledik. Beşiktaş'ın 10 kişi kalan Trabzonspor'a karşı oynadığı futbolu izledik. Zaten insanlar niye Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışı içerisinde bu kadar favori gösteriyorlar? Oynanan oyundan dolayı gelecekle ilgili Beşiktaş takımı her geçen hafta üstüne koyuyor. Gezal, De Souza, Rozier, Abubakar, ya bu Larin. Kadar, Larin bu kadar mı? Hani bu gelen oyuncular nokta transfer, nokta atış dediğimiz, işte bu tabii burada Sergen Hoca'nın da hakkını yememek gerekiyor. Ne yapar hoca? Hoca ne yapar? Hoca ne yapardan önce şunu ortaya koyalım. Aslında can alıcı soru bu. Dün akşam TRT'de program seyrediyorum. Ali'nin, Tümer'in olduğu program. Ersin anket yaptı. Stadyumda. Ersin anket yaptı. Fenerbahçe'nin bu mağlubiyetinden sonra şampiyonluğa kim daha yakın diye. Tamam mı? Fenerbahçe'nin bu mağlubiyetinden. %50'nin üzerinde Galatasaray çıkıyor. Bir, Beşiktaşlar katılmıyor mu ankete? İki, ankete katılan insanlar futbolun yalnızca sahada oynanmasıyla alakalı bir oyun olmadığını mı söylüyorlar acaba? Oradaki sonuç bu. Yani bugün şimdi buraya futbolla ilgili dışarıdan içeriden kim gelirse gelsin Beşiktaş'ın uzak ara en iyi top oynadığını, çok iyi top oynadığını, hani 10 kişilik Beşiktaş'ın bile birçok takımı sponsor ettiğini. Aynen öyle. Ne diyorsun? Bu yani bu çıkan ortaya çıkan tablo nedir? Yani sonuç nasıl? Algı mı? Şu istikrar olarak baktığın zaman şu anda bu, eğer ki bu anketi yapıyorlarsa Beşiktaş takımının %65-70 şampiyonun favorisi olarak ortaya çıkması lazım. Ha, bundan sonraki süreç ne olur bilmem ama şu süreç içerisinde Beşiktaş, o zaman Beşiktaş taraftarı o ankete katılmıyor. Onların da bu tür anketlerde daha fazla takımlarına sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Objektif yaklaşıyorum. Bir teknik adam olarak diyorum ya, 80 lira x bir maçın biletine mi verirsin?
120 lira Beşiktaş maçının biletine mi verirsin? 80'i değil 120 lirayı verip Beşiktaş maçını izlerim. Bu çok nettir benim gözümde bir futbol adamı. Tabii ki Beşiktaş'tayız. Beşiktaş'ta kaptanlık yapmış, Beşiktaş'ın ekmeğini yedik, Beşiktaş'ın suyunu içtik. Taraftarla yeri geldik, kızdı, geri geldi. Taraftar bizleri alkışladı. Objektif olarak herkes Beşiktaş takımının şu andaki futboluna şapka çıkartıyor. Ama tehlikeli olan şey demin söylediğim gibi futboldaki istikrar. Başlarsınız, maratondur bu. Maratonda başlangıç önemli, devam etmek önemli. Finişi yapmak da çok önemli. Beşiktaş'ın o finişi de iyi yapması gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş sanki taraftarıyla oynuyormuş gibi. Yani o Beşiktaş'ın taraftar desteğiyle nasıl bir anda temposunu arttırdığını, rakipleri abluka altına aldığını biliriz hep. Özellikle içerideki maçlarda, hele Eski'nin önünde, Kapalı'nın önünde falan. Şimdi de sanki yani bir ruhu varmış gibi. Yani öyle bir baskıyla oynuyor, öyle bir şeyle oynuyor Beşiktaş. Demin sevgili İbrahim'in söylediğinde aslında Josef dedi hiç farkına varmadı o görüntüleri bulsam dedi. Josef'in 3-4 tane attığı depar var dedi. Evet. Josef abi, gibi bir adamın adiyet duygusunu yakaladıysa yani adam Katar'dan nereden geldi sizin maçına bize? Değil mi? Tabii tabii. Oradan geldi ayağının tozuyla maça çıktı. 3 kilo 4 kilo fazlası vardı onu verdi. Adam 40 yıllık Beşiktaş'ta top oynuyormuş ameliyattan gibi. Çıktı, ameliyattan çıktı Beşiktaş'a ya. Yanılmıyorsam 3-4 gün sonra maça çıktı. Ve çok da çalışan bir yapısı varmış. İçeriden haber de alıyorum. Yani takıma böyle karakter anlamına sahiplenen bir görüntü varmış takım içerisinde. Evet. Zaten saha içerisinde baktığınız zaman o görüntüleri niye söylüyorum? 10 kişi kaldığınız zaman bazı oyuncuların %5-10 efor daha fazla sarf etmesi gerekiyor. O gün Josef 10 kişi kaldığı takımda %20'ye yakın efor sarf etmiştir. Atletik bir yapısı yok. Josef kesici özelliği var. Akıllı oynar. Saha içerisinde mücadele etmeye çalışır. Boş alanda 30-40 metre depar atmak bir 6 numara 8 numara pozisyondaki bir oyuncu için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onu yapmasının sebebi gayret, gayret, gayret ve o gayretin sonucunda da Beşiktaş uzun süre eksik kalmasına rağmen Konyaspor maçını 3 puanla geçti. İşte bu oyuncuların bu gayretinden kaynaklanıyor. Şimdi yani Adnan Hoca'nın mı lafı, Serpil Hoca'nın lafı mı ne? Onu hep karıştırıyorum. Hani evet. Bir adam aslında yeri geldiğinde çok adam olabilir. Hani evet. Bir adam. Evet. Şimdi bir gün biz şeyde Ataköy'de işte haftada bir maç yapıyoruz. Nezih falan o eski Fenerli Nezih geliyor. Veteranlar. Raşit Çetiner falan var o zaman. O zaman da genç millinin başında galiba Raşit Hoca. Evet. Biz o Ataköy'de program yapıyor bizim rahmetli bizim Çarkıbahçe. Bayağı eski. Daha işte 2000. Ha, 2000. O aralar 2001, 2002 20 olmuş. Falan o aralar. Programdan önce maç yapıyoruz öğlen 5'te 6'da işte. Soyunma odasında muhabbet oldu. İşte Tayfur'u konuşuyoruz, İbrahim konuşuyor, onu konuşuyor, maçı konuşuyor, o hafta ne maçı varsa falan. Dedim ki ya Tayfur dedim ne diyorsun dedim Tayfur için Raşit Hoca'ya. Ben de oynarım öyle gibi. Tamam mı? Dedi ki, işte dedi, futbolun içinde yani sizin görmediğiniz dedi yerler vardır dedi. Hani dışarıdan seyrediyorsun, görmediğiniz yerler var dedi. Şu anda Türkiye'nin dedi, topsuz alanda en iyi alan savunması yapan Tayfur'dur. Dedi. Evet. O işte gösterişli. Şimdi bunu dedi, çıplak gözle tribünden dedi bunu, yani topu bilen adam dedi görür bu işleri dedi. Hani doğru. Falan. Şimdi ben o zaman demiştim ki lan biz çocukluğumdan beri top oynuyoruz kardeşim. Topsuz alanda alan savunmasını o kadar seyrediyoruz maçı. Tamam mı? Yani onu orada gören ya zaten biz maç seyretmiyoruz doğru düzgün ama böyle bir şey çıktı ortaya. Ne diyorsun? Yani Josef, Atiba bazı oyuncuların özel görevi vardır. Yani şimdi bu dediğiniz oyuncular şimdi Atiba'yı biz niye kaç yaş 38 yaşında 37 mi? 37'den Atiba 37 mi? Yani 37 yaşındaki oyuncunun saha içerisindeki beden dili çok önemlidir. 37 yaşındaki oyuncu bugün 25 yaşındaki oyuncudan ikili mücadele anlamında 4-5 kere üst üste eğer o topu alıyorsa o oyuncuya şapka çıkartmak lazım, saygı duymak lazım. Demek ki bu oyuncu hem saha içerisinde hem saha dışında profesyonellik anlamında ve disiplin anlamında doğru yaşıyor. Bu Atiba belki Josef Atiba'yı da geçecek. Ben Josef'in inşallah Beşiktaş takımına uzun yıllar hizmet edeceğini düşünüyorum. Şimdi herkes Sergen olamıyor. Zaten Sergen muazzam bir yetenekti. Tümer muazzam bir yetenekti. Yani ben işimi Sergen gibi yapsan ceza sahası içerisine girdiğimiz zaman oralarda panik yapardık biz. Sergen de bunu söylerdi bana zaten. Oralara girme derdi. Oralara girme. Oralara girme. Şimdi Sergen'e verirdik o yapardı. Çünkü soğukkanlı, yetenekli
2-3 kişi baskı yapsa bile oradan çıkabilecek potansiyeli var. Biz şimdi onun kadar yapamıyorduk. Şimdi bizim de özelliğimizi Sergen aynen yapamazdı. Aynen. Sergen'i getir bakayım sol bekte, git gel bir yaptır bakayım. 3 kere git gel. 4. de tabelayı kaldırır, çıkartın beni. Bir derdi şey var senin Sergen'in dediği, demin çocuklar söyledi ya. İbo diyor ya, Sergen'e çok gol attırdım ben diye. Ya, ya Sergen'e ben Chelsea maçında, bakma Chelsea maçında 2-0 kazandığımız maç var. Ben attırdım yerden atarak, al da at dedik, ondan sonra bana geleceği yerde öbür tarafta tur atıyor. Ona söyledim ya. Ya dedik senede 3-4 tane gol atarız. 3-4 tane atmayız da 1-2 tane gol atarız. 3-5 tane asist yaparız. Chelsea'de Londra'ya karşı asist yapmışım. Attırmışım sana. Niye o taraflara dolanıyorsun? Gel daha. Onun yanına Okan gitti. Okan'ı da itti. Okan ama Okan zaten bırakmadı ki. Okan boğacak gibiydi zaten. Yani bazen orta yaptığım pozisyonlara gitmezdim diyordu. İbo'nun yaptığı ortalara gitmezdim. Niye? Ya zaten 10 taneden 7'si dışarıya gidiyordu diyordu. ama herhalde bu dediklerin yanında Chelsea maçında attırdığım o gol onları biraz daha Sergen'e karşı en önemli asistlerimden birisidir. Önemli bir yetenekti. Şimdi de önemli işler yapıyor. Bizim kardeşimizdir. Allah yolunu açık etsin. Beşiktaş camiası güzel bir cami. Bazen şöyle bir geriye dönüp baktığımız zaman ben gene eski statçıyım. Eski İnönü stadının ambiyansını özleyenlerdenim ben. Yeni statta da çok maça gittim. Ama o İnönü'de çarşı orada bize bağıracak. Orada kapalı bize bağıracak. Biz de onlara döndüğümüz zaman arada sinirleneceğiz, bir şeyler diyeceğiz. Orada sıcaklık vardı. Gerçekten bu, evet, samimiyetle ruh var, bir şey vardı. Şimdi sıcaklık vardı orada. Ya sol ayağı kullandık da işte sağ ayağı bazen kullandığımız zaman demek ki iş yapıyoruz. Emre uzak kalınca Pink boşluğu gördü. Kavga bazen gelip bir hikaye oldu. Yok be abi, beni de kavgacı yaptın, ne garip aktarı ya. Kimseli şeyimiz yok. Var ya gene. Bugün ne işte? Bugün ne işte? Sana ya ben sana bu sloganı patlatıyor. Ne içtiysen söyle, biz de içelim. Ya işte şuradaki tezara İbo doğru söyle, İbo doğru söyle, bugün ne işte? Şalgam içmiştim o gün. Harbiden de bir enerji mi verdi? Ne oldu bilmiyorum. Antalya maçı, Antalya maçı. Bir de asistim var herhalde. Biz de asistim. Abi sağdan atıyorsun, ama soldan geçiyorsun. Yıkılıyor çizginin üstü. Ama şey, Barcelona maçından daha iyi. Bir de Barcelona maçı var abi. Tamam, onu Antalya maçı, saygı duyuyoruz. Bizim camiamızdır ama Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız bir Barcelona maçı var da. Bizim onları da arada göstermemiz lazım. Gösteriyoruz. Taraftarımız onları izlemesi lazım. Aydın şey, evet, arada Çağatay yapamıyorduk diye. Şu anda ekrana veriyor kaptan. Ya şimdi dedim ki cuma günü oturuyoruz bizim çocuklarla. Dedim böyle böyle İbo gelin, hani malzeme video toplayalım biraz falan filan. Ondan sonra abi dedi, bende de bir tane var dedi, yerlere yatarsın falan. Biliyorum da dedim, o mevzu mu o mevzu. Bunu gönderdiler bana. Abi, ama bu, tribün bu maçı ben hatırlıyorum. O gün hatta sahadakiler de gülmeye başlar bizim oyunculardan. Ama işte demin söyledim ya, güzel bir ilişkimiz vardı. Beşiktaş taraftarı İbrahim Üzülmez'i sevmesinin tabii çok üst düzey yetenekli değildi. Kendi çapımızda elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bütün hocaların oynattığı oyunculardan birisiydim. Beşiktaş'ta en çok Avrupa maçı oynayan oyunculardan birisiydim. Herhalde Necip benim rekorumu kırdı. Ya bu taraflara baktığınız zaman ben bu camiada iyilerle, doğrularla, hatalarla, yanlışlarla elimden geleni yapmaya çalıştığımı düşünüyorum. Taraftar bize kızdı. Yeri geldi haklı. Biz onlara kızdık. Biz onları seviyoruz. Diyorum ya, eski o ambiyansı yeni statta göremiyorum. Yeni stadın farklı bir ambiyansı var. Ama o süreç içerisinde Beşiktaş takımında hakikaten çok önemli işler yaptığımızı düşünüyorum. Allah razı olsun. Yani ben Antep'ten geldiğimde taraftar da bize o dönemler sahip çıktı. İlk geldiğimde yanılmıyorsam benim ilk maçım Levski Sofya maçı mıydı? 1-0 kazandığımız. Ben kulübeye oturdum. O görüntüler de muhtemelen vardır şeyde. 5 dakika, 6-7 dakika saha içerisine bakmamışım. İlk Antep'ten geldiğimde o kapalıdaki o coşkuyu, Şampiyonlar Ligi ön elime maçıydı. Pascal'a da golü ben attırdım. Pascal'ın gol attığı bir
Levski Sofya ya da CSK Sofya, ikisinden birisi. Ay, uzaktan attı hani. Yok, sıfırdan kestim. Pascal Öndürek'te o Dinamo Kiev maçı. Bahsettiği maçı da buluruz. O maçta benim ilk Beşiktaş stadına ayak bastığım maçtır. Ve 5-6 dakika türbünleri izlemekten saha içerisindeki başlama vuruşunu dahil görmemişim. Dalmışım yani o türbünlere. Biz camiyi seviyoruz, taraftarı seviyoruz. Taraftarın da bizi sevdiğini düşünüyorum. Hatalarımız oldu. Keşke bu ortayı daha iyi erken yapabilseydim, kavisli ortalar. Ama böyle çabuk oyuncular, hızlı oyuncular, sprinter oyuncular, Roberto Carlos, bizim gibi oyuncular kavisli ortayı çok az yapar. Kim yapar? Marcus Münch yapar. Marcus Münch'in de önüne attığın zaman da gidemez. Aynen. Ama önüne attığın zaman ben gidiyorum o çabukluğuyla. Herkesin farklı bir stili var. Kaptan Finci hatırladığı bir gol vardı Fenerbahçe maçında. Öyle bir kırmızı kramponla. Üst sıfırlık maç. Hani ilk geldiğim maçta diyor ya, ilk çıktım 6-7 dakika kapılıya baktım diyor. Hollanda'dayız panelde, Rotterdam'da. Panele Amsterdam Türk Ateşisi de çağırmışlar panelist olarak, konuşmacı olarak. Böyle beraber, hatta sen de varsan, Turgay Demir de var, böyle oturuyoruz böyle. Adam tabii şey olarak, hani hiyerarşi olarak, konum olarak ilk önce ona söz hakkı verildi. Açılış konuşması yapılıyor falan. Dedi ki biz dedi Samsunluyuz ufakken, işte lise çağlarında falan. İşte senede bir kere iki kere İstanbul'a maça gelirdik dedi. Daha biz maça girdiğimiz zaman dedi ilk önce dedi Kapalı'ya bakardık dedi. Kapalı'da çarşı var mı? Alen abi orada mı? Hani aynen, biz onlara bakıp dedi ondan sonra maça ancak dönüyorduk dedi. Şimdi koskocaman adam bunu anlatıyor. Hani ego yok, bir şey yok. Adam rahat rahat. Şimdi bunu bu aynı şeyi Hüseyin Yücel de söyledi mesela bir gecede. Eski bizim Beşiktaş Bahçeşehir Koleji'nin. Biliyorum. Dedi Kabataş Koleji'den biz liseden çıkarken dedi tribüne bakarız dedi ilk önce dedi. İşte herkes yerinde mi? Alen abi gelmiş mi? İşte çarşı yerinde mi? Ondan sonra maça bakarız. Yani bu senin yaşadığın aslında tarihi bir gerçeği de ortaya koyuyor aslında. Bunu elinin içinde bulunduranlar zamanında kıymetini bilemedi. Ve orayı parçalamak için çok farklı şeylerde bulundular. Yollar denediler orayı bölmek için. Hani böl, parçala, yönet. Tabii. Oraya girdiler. Tabii konumuzun dışında bir konu ama hani İbo'nun içinde bulunduğu durumu özetlemek için kesin anlattım çok yani önemli. Onu. Çok önemli. Şu çok önemli İbrahim. Sen kaptan Antep'ten geldiğinde o kulübede 5 dakika bakamadığın tribünlerin önüne bir anda çıkıp oynamaya başladın. Kaç sene? 10 sene oynadın mı? 11 seneye yakın. 11 sene oynadım. 10,5-11 seneye yakın oynadım. Bugün Metin Ali Feyyaz diyorsun. Ali 10 sene. Tabii. Bir de evet, Alen 10 sene. Sürekli evet, olarak işte her yıl o bölgeye transfer yapılsa da bütün teknik adamlar İbrahim Üzülmez'i yazmak zorundaydı o kanada. Yani hiç kimse İbrahim'i kesemedi. Taraftarla aranda, yani o oynanması zor olan kanatta sürekli olarak o çizgi üzerinde farklı bağların var mıydı kaptan? Yani ya benim bir tane taraftar şeyim seni var. Ateşliyor muydu? Veyahut da sen baskıda taraftar orada uzadığın zaman falan ateşliyordu. Oradaki bir uğultu çıkıyordu. Ama pas hatası yapın ya da olumsuz anlamda uğultu çıkıyordu. Yani bunları yaşadık tabii ki. Benim bir tane o zaman şeyim vardı o zaman. Devamlı da çıplak olurdu ya. O ciğerci mi bizim? Ciğerci mi? Ya ciğerci ya. Arkanda İbo offside çık. Arkanda İbo offside çık. Ya dedik ki artık en son İbo dedik ki Allah rızası için. Arkaya bakmaktan boynumuz tutuldu. Arkada adam var. Ya yok arkada adam var. Çık offside. Offside diyorsun, iki tane daha stoper benden geride. Yani böyle anılarımız da oldu tabii ki. Şimdi ciğerci Fethiye'ye yerleşti. Öyle mi? Yani bir ara bir kötü maçımız vardı. Ahmet Yıldırım'la o gün de kötü oynuyorduk. İkiniz oradan ciğerci dedi. İkiniz birbirinize sarılın çekin gidin bu takımdan gibilerden falan. Devamlı konuşuyordu değil mi kaptan? Hep duyuyoruz orada. Ben kenardayım ya. Taç atarken arka taraftan taktik veren var. Taktik veren var. O zaman yakındı da. Eski İstanbul'da yakındı. Taktik veren de var. Ne diyorlar? Ya içeriye doğru çık biraz içeri. Ben şimdi sol bekim. Rakibin sağ tarafı. Sağ tarafın sol tarafı eksiktir. O tarafa çalım at falan. Ya çok taktik olarak da şey yaptığımız oldu. Beşiktaş taraftar camiası bir kültürdür. Hakikaten aynen, bir kültürdür. Aynen, hakikaten kültürdür. Belki o eski şeyler niye yok onu da bilmiyorum tabii ki. O kadar derine de inmek istemiyorum. Ama Beşiktaş, ben bir gün Dodger'a maça gittim. Hakikaten önümde soğuk bir kış günüydü. Bir genç kardeşimiz vardı. İnce de bir giyinmişti. Ve
oyunun belli bölümlerinde baktığımda gözüm çarpıyor ona ve sonlara doğru titremeye başlamıştı böyle. Dedim ki ya 11 sene oynadık ama keşke işte o arkadan gördüğün zaman o genç kardeşimizin hiçbir beklentisi yok. O tamamen gönülden takımına sahip çıkmaya aynen gelmiş, takımını desteklemeye gelmiş. Soğuk bir kış gününde takımının yanında olmaya başlamış. Demek ki biz futbolcular saha içerisindeki sorumluluklarımızı daha fazla yapmamız gerektiğini düşündüm. O gün şimdiki oyunculara da söylüyorum. Şimdi Beşiktaş takımı çok önemli bir camiadır. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor bu camialar önemli camialar ve büyük camialar. Bunların içerisinde oynayan oyuncuların bu camiaların değerini bilmesi gerektiğini düşünüyorum şu anda. Biliyorlar bazen, mı kaptan? Ya bilen de var, bilmeyen de çıkıyor. Ama sonuç olarak ayrıldığın zaman eski camiayı özlüyorsun. Bazı oyuncular ah keşke ayrılmasaydım diyor. Tabii bizde ben... yani de... lafını unutma. Şimdi ben bir tezde bulunuyorum. Şimdi Beşiktaş'a mesela büyük camialara diyelim. Futbolcu geliyor 22, 21, 23 neyse 1 milyon, 2 milyon dolara geliyor. Ciddi paralara geliyor yani. Ama neticede bu çocuk 22 yaşında kardeşim. Bildiğin çocuk yani daha 22 yaşında, 20 yaşında çocuk yani daha şimdi. Şimdi bu adam zaten önündeki gerçeği, arkasındaki gerçeği, üstündeki gerçeği bilemez. Ne zaman biliyor? 28-29'a geldiğinde ufak ufak anlamaya başlıyor. Hoyratlık bitiyor. İşte iş işten geçerken. O zaman da iş işten geçiyor. Aynen. Tamam mı? Burada tecrübe sen tarzındaki adamlar için geçerli. Yani futbolculuğu boyunca futbolculuğundan ve sporculuğundan ödün vermeyen, tamamen kendine bakan, her maç şimdi bakıyorsun abi futbolculara 3 maç oynuyorlar, 2 maç oynamıyorlar abi. 3 maç sakatım, bilmem ne, oram ağrıyor. Ya Enkodu'yu geçen sene forma giydiremedik ya. 3 maçta bir sakat, öbürü öyle, öbürü öyle. Yani netice itibariyle futbolcu da biraz hani şimdi mesela futbolda şey çıktı. Ona ne diyorsun mesela? Bir iki tane sorun var sana futbolla ilgili. Sen çünkü hocalık da yapıyorsun. Güncele dönelim istersen. Tabii yani şimdi mesela teknik direktör olarak mesela futbolcu olarak ya da şöyle sorayım. Şimdi demin soracağım soruyu unuttum ya. Saha iki mi? Saha iki. Şimdi bazı oyuncular iki maç oynuyor. Üç maç oynamıyor şeyden. Orada ben şunu söylüyorum. Bir futbolcunun saha içerisindeki profesyonel bir futbolcu 2 milyon 3 milyon euro kontrata oynayan bir oyuncu ya benim işte son dönemlerde de bu herhalde şey yok sevgilisiyle tartışmış onunla tartışmış bununla şey olmuş ya ne anlatıyorsun kardeşim sen ya çıkacaksın ne anlatıyorsun ya sen ya, tabii canım ne ya sevgilisi ya sen futbolcusun ya sen futbol sevgilinle tartışsan ben onu bir kenara bırakacaksın ya geldi aklıma psikoloji ya psikologlar var şimdi evet yararlı mıdır? Bir dönem milli takımda da vardı. Yaralıdır. Evet doğrudur. O mental anlamda oyunculara yardımcı olabilecek psikologlar da olabilir. Ama bazen şimdi günümüz oyuncusuna bakıyorsun. Benim dönemimde bu kadar yoktu. Abi çok fazla Instagram kullanıyor. Çok fazla Twitter kullanıyor. Sosyal çok medya. Fazla fotoğraf atıyor. Çok fazla onun içerisinde yaşıyor. Adam yaşıyor. Tamam koyuyorsun her gün. Baba kötü oynadığın zaman arada tepki de olacak. Olumsuz söz de olacak. Ondan da alınıyor adam. Ondan alınıyorsan koyma. Bu sefer o senin futbolunu etkiliyor. Bu sefer kafayı oraya takıyorsun. Taktığın zaman da saha içerisindeki performansın düşüyor. %100 katılıyorum. 22 yaşındaki oyuncular o paralar, o kontratlar yaptığın zaman bu çocuklara destek verilmesi gerekiyor. Ama bu çocuklara önce ailesi destek verecek. Önce annesi babası destek verecek. Bu adama gittiğin zaman 2 milyon, 1 milyon euro aldığın zaman onun maddiyattan ziyade daha sonraki süreçte bu oyuncu nasıl yukarılara gidebilecek düşüncesi içerisinde oyuncuya destek verilmesi gerektiğini şimdi, düşünüyorum. Şimdi şey var. Şimdi yani bende de sosyal medya kullanıyoruz. Beni zorla alıştırdılar bu işin içine. Ben de girmiyordum. Mecbur girdik. Şimdi artık kaçınılmaz. Artık ben de gireceğim. Ben de var. Kullanmıyordum. Gireceğim abi ondan sonra. Şimdi giriyorsun. Mecbur kalıyorsun yani bir yerden sonra. Şimdi tabii orada herkese telefon numarası yok ama işte DM'lerden işte özel yazışmalardan sana şey atıyorlar. Yazı atıyorlar. Evet. Şimdi isim vermeyeceğim. Bizim topçulardan zamanında. Tamam mı? Yani şu anda güncel de demeyelim de hani insanların kafası da karışmasın ama tanınan isimler. Zaman zaman diyelim. Yani kız arkadaşlara mesela şimdi resim atıyorlar. Tamam mı?
Şimdi kız diyor ki ya olmaz hani. Yok diyor, beni arama diyor. DM yapma diyor falan filan. DM'den yürüyor. Kıza yani. Bu sefer kıza bu sefer şimdi çocukluk fotoğrafı atıyor. Hani kendini romantizme çeviriyor. Bak köpek resimleri atıyorlar falan. Ya kardeşim senin bu sosyal medyada yaptığın iş çatlar. Yarın bugün sen dikkat etmen lazım. Çok böyle sinirli cinsin tekine denk gelirsin. Seni bir inşa eder abi. Senin şimdi gelir. Futbol hayatına vurur. Senin bilmem yani senin böyle şeylere ihtiyacın yok, yok ya. Yani senin hani ben futbolcu için hani şöhret var, para var, sağlık var. Her gündem ortam her var. Şey var yani. Gündemdesin, büyük camiadasın. Senin böyle şeylere ihtiyacın yok ya. Yani bunu işte diyorum ya. Hani ben hep aynı örneği veriyorum. Guti geliyor abi. Guti tek başına kulüpten çıkıyor. Beşiktaş'ta berber arıyor abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hani bunun başına, bu tip çocukların başına psikolog olmasa bile. Menajer gibi. Gibi. Abi. Yani imaj maker diyorlar. Hani yani, bilmem hani. Ne diyorlar falan. Ama olmalı yani. Son dönemlerde onunla ilgili zaten biraz da oyuncular o konuda belki bundan 3-5-10 sene önce farklıydı da. Son dönemlerde işte Beşiktaş'ta Rıdvan diye bir kardeşimiz var. Maşallah pırıl aynen pırıl. Öyle. İyi de şey yapıyor, iyi de nasıl oynuyor. Olsun? İyi. Ben, ön tarafı bana göre daha iyi. Biraz ön tarafı iyi değil mi? Ya şey falan iyi. Yani şu andaki tabii çok erken konuşmamak lazım. İstikrar anlamında biraz daha beklemek lazım. Ama Beşiktaş takımının şu anda Rıdvan'ın o bölgeyi süre içerisinde doldurduğunu görüyoruz. Lig uzun maratonda biraz daha izlemek gerekiyor. Ama taraftar, camia, bizler olumlu anlamda düşüncemiz oluşmuş durumda şu anda. Sakalay ne diyorsun kaptan? İyi niyetli futbolcu. Ben onu Alanya'dan da takip ediyorum ama Alanya'daki performansla Beşiktaş takımındaki performans arasında çok dağlar kadar fark var. Belki 3. bölgede daha iyi ortalar yapabileceği pozisyonlarda hakikaten çok acelici davranıyor. Belki o stresimi kaldıramıyor. Mesela Trabzon maçında. Kırmızı kart gördüğü Trabzon maçı mıydı? Trabzonspor maçında. Yok, Konya maçında. Konyaspor maçında. Konyaspor maçında sarı kartı olan bir oyuncunun o şekilde saha içerisinde 30-35. Dakikada girmesi tamamen kendi otokontrolünü yapamamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Şu anda Rıdvan mı, Ensakala mı daha çok hangisi katkı veriyor? Rıdvan veriyor. Tabii Ensakala'yı da beklemek gerekiyor ama beklentileri şu ana kadar altında kaldığını söyleyebiliriz. İnşallah o da katkı verecektir şampiyonluk yolunda Beşiktaş takımına. Wellington'la beraber Alanya'dan geldiler. Ama katılıyorum. Bazen oyuncular büyük son dönemlerde baktığınız zaman çok büyük meblalar var. Hele ki Mesut efendim Falcao'ların olduğu şeyde transfer. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Ben bazen Türk oyuncu olarak yıllarca Beşiktaş takımı içerisinde kaptanlık yapmış, Beşiktaş içerisinde kalmış bir isim olarak şunu söylüyorum. Arkadaşlar bu oyunculara 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon eurolar vermek marifet değil. Alırsın, camiayı boşlandırırsın. Bu oyuncudan ne verim aldın? Şimdi bunu Falco Galatasaray takımında büyük maliyetle gelmiş. Çok. Doğru mu? Senelik 50 trilyon. Kaç? Senelik 50 trilyon. Senelik 50 trilyondan bahsediyoruz. Her şeyi bir kenara bırak. Bu ülkeyi seven bir isim olarak 50 trilyon verdiğiniz bir oyuncu şu ana kadar 3 maç üst üste oynamadı ya. Bırakın bunları da konuşun ya. Sana bazen başka bir şey söyleyeyim yapmayın, ben. Sana başka ya. Bir şey söyleyeyim. Falcao gelmeden evvel benim çok sevdiğim bir kardeşim var. Tarkan Batgün diye. Bu istatistik uzmanı dünya genelinde de. Galatasaraylı bir kardeşim ama yani sevdiğim bir kardeşim. Benim semtimin çocuğu. Dedi ki Falcao gelmeden evvel yayınladı. Falcao tarzında yani dünyanın en iyi santraforları arasında yapılan sıralamada ilk 20 santrafor arasında Falcao 18. sırada. Bütün özelliklerini kaybetmiş durumda. Verim alamazsınız. İşte şunu yapamazsınız, bunu yapamazsınız. Falcao'yu almayın. Kazanamazsınız. Yararlanamazsınız diye yazı yazdı, söyledi. Değil ona mi? Rağmen gittiler aldılar. Tebrik ediyorum. Camialarda kaptan yani transfer komitesi taraftar heyecanını üzerinde taşıyan konuları çok ciddi araştırmadan taraftarının söylemleri üzerine direkt harekete geçebilen bir yapıya sahip. Türkiye enteresan yani bu paralar çok Fatih Hoca'nın bile istemediği bir oyuncu olduğu söyleniyor ki bir taraftan başka bir yöneticinin Fatih Terim onu istemiyorum diyemez. Abdurrahim Albayrak aldı mesela, geldi diyemez yani. En son Fatih Altaylı dedi ki, en son da Fatih Altaylı dedi ki yani o transferde şeyi kime çıkartacaklardı diye bekledik faturayı. İşte taraftarın çok istemesi üzerine başkan taraftara kayıtsız kalamamış.
Ve başkanın arzusunu Abdurrahim Albayrak. O Abdurrahim Albayrak bir resim verdi, hatırlıyor musun? Falco ile çekilmiş bir resim vardı. Foto. Suçlu taraftarmış. Onu aldık diye yazdı. Onun üzerine bu haberler çıktı ama fotoyla resim artık Galatasaray camiasına mal olduğu için geri adım atamadı. Ya bugün R yapamadı. Bugün Mustafa Muhammed'i aldılar. Falcao, Mustafa Muhammed. Yani geldiğinden beri Falcao'nun vermediği verimi. Ne diyorsun Mustafa Muhammed vermiş ne diyorsun? Yani. İyi oyuncu, iyi oyuncu. Ben Fenerbahçe maçında attığı gol birinci sınıf gol. Fenerbahçe maçında alması, vurması, uzak köşeye vurması birinci sınıf. Ya anlatmak istediğim bu. Mısırlı futbolcunun gelmesiyle 3 maç, 4 maçlık içerisinde katkı sağlamasına bak. Falcao'ya, Van Persie bu ülkede. Ya Allah rızası için yorumcu yapmayın beni şimdi. Ya bu Loja da maçı bitirdi, bir sezonu bitirdi be abi ya. Sezonu ya bitirdi ya. Van Persie biz alıyorduk. Ya sezonu bitirdi milleti. Ya. Öyle mi biz mi alıyorduk? Fark etmez ki gene sallarım abi. Geldi aldı. Öyle mi? Biz bedava alıyorduk. Ya abi Loja da sezonu bitirdi. Ne zaman izlesem adam Loja da maç izliyor ya. Ya tamam da güzel kardeşim ya biz bir... Almak için almayın. Ya bu ülkede Hacı'yı niye seviyorlar? Oynadığı için. Alex'i niye seviyorlar? Oynadığı için tabii. Oynadığı için istikrar sağladı. Bu adamlar sakatlanmazdı. Bu adamlar saha içerisinde varınıyor, ortaya koyuyor. Mario Gomez geldi, hakkını verdi gitti. Ya Beşiktaş takımına bir dönem Zagolar, Ronaldo'lar, Cunti'ler geldi. Ben büyük saygı duyuyordum. O dönemdeki mesela Milan'dan Cunti geldi. Benim de oda arkadaşımdı. Çok seviyordum. Yani saha içerisindeki duruşuyla, gösterdiği performansla, takıma verdiği katkıyla beraber önemli işler yapıyorlardı. Şimdi Falco, 50 trilyondan bahsediyoruz, piyasada yoksun. Yarın çıkıp oynadığı zaman Galatasaray Avrupa'da en iyi şekilde ülkemizi temsil ettiği zaman saygı duyarız. O zaman överiz. Drogba yoksun. Gibi. Drogba yaptı. Drogba geldiğinde yaptı. Yani oynadı kaptan. Şeyi soracağım. Mesut, bari Falco'dan girdin bir de Mesut'u değerlendirsin. Mesut şu anda dün akşam izledim. Mesut fiziksel olarak bir sıkıntı var. Şu anda dün Alverleri bile hani o bizim Real Madrid'deki Arsenal'deki Mesut değil. Duruşu, topu alışı, verişinde bile fiziksel anlamda bir sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Bir de Türkiye Ligi'ni falan çok küçümsememek lazım arkadaşlar. Dün akşam Göztepe takımı Fenerbahçe'yi alan bırakmadı. Birinci ve ikinci bölgeyi müthiş kapattı. Ünal Hoca ne dedi maçtan sonraki açıklamasında? Fenerbahçe takımına organizasyon bir atak imkanı vermedik dedi. Yani Fenerbahçe şuursuzca saldırmaya çalıştı. Çünkü oyun içerisindeki Erol Hoca'nın aslında hem Alanya'da hem Malatya'da sistem anlamında doğru işler yaptığını görüyorduk. Ama Fenerbahçe de bunu uygulayamadı. Fenerbahçe... Neden? Neden? Güzel bir soru. Çok bir kere Gustavo Fenerbahçe takımı için çok önemli bir oyuncu. Nasıl Josep de Souza Beşiktaş için önemli bir oyuncu diyorsak Fenerbahçe için de Gustavo çok önemli bir oyuncu. Onun oynamadığı her maçta Fenerbahçe sıkıntı yaşıyor. Hem bölgede merkezde sıkıntı yaşıyor hem çok fazla böyle üçüncü bölgede yaratıcılık anlamında fazla bir oyuncusu yok. Mesela kimi diyeyim üçüncü bölgede alıp da dribling yapıp da hem sağlı hem sollu Gezal gibi içeriye doğru yapıp da kavisli ortalar yapan oyuncu sayısı var mı? Yok Fenerbahçe takımında. Fenerbahçe'de Caner'in zaman zaman orta sahadan yaptığı ortalar. Efendim. Topa yükseklik kazandırma diyelim. Yani sonra. Orada dün akşamki maça baktığınız zaman Erol Hoca deneyimli bir teknik adam diyeyim. Çünkü Süper Lig'de takımlar da çalıştırdı. Alpaslan ve Atınç var. İki tane uzun adam. Caner yapıyor, onlar vuruyor. Caner yapıyor, onlar vuruyor. Yani bir tane o anlamda organize bir atak. Peki şu olabilir mi? Gelen gol de ben şimdi işte. Ben komplo teorisi yapıyorum. Şimdi takımda iki tane Volkan var. Bir de Emre var. Selçuk var bir de. Şimdi Erol Hoca atıyorum bazı tribünlerde de o işler. Mesela çıkarsın beyler küfür etmiyoruz bu maçta falan dersin. Yanındaki iki tane adamdan biri arkadan edin der. Arkadan 20 kişiyi ateşler tamam mı? Şimdi acaba hani Erol bir taktik veriyor Erol Hoca. Acaba Emre diyor ki yok böyle mi oynayın diyor acaba topçular. Olur olur abi yani takım içerisinde bir gariplik var. Yani ya hani sizin 2003 yılındaki takım yan yana gelmesi, ten dokuşması, doku dokuşma bunlar hepsi uyuşma olarak birbirini tamamlayan futbolculardı. Acaba bu futbolcular iyi olsa bile birbirlerini tamamlayamıyorlar mı? Bir bu var hani bilimsel olarak yaklaşıyorum. Bir de komplo teorisi yapıyorum. Acaba hani takımın içi yani bir ara çıktı be abi. Ali Koç'un yanındaki yöneticilerden biri Erol Hoca demiş ya onu ne oynatı bunu oynat demiş. Hani karışıyorlar takıma. Acaba Erol Hoca rahat mı değil?
Hani şimdi Erol Hoca çıkıp dese ki kardeşim ben rahat... Mutlaka değil. Rahat değildir her zaman için, kötü sonuçlarda arkasına bakacaktır. Bu gayet doğaldır. Bu hepim için geçerli. Yani aldığınız kötü sonuçlardan sonra bir arkaya bakarsınız. Acaba bugün... Sergen Hoca buradan şey olur mu? Bu köprüden geçti. Sergen Hoca da direkten döndü şimdi. Sergen Hoca'nın da geçti şimdi. Sergen Hoca da, Sergen Hoca cesur oynatıyor. Sergen Hoca'nın futbolu cesur bir futbol. Sergen Hoca 0-0 cesur futbol. 1-0 öne geçiyor aynı. 2-0 öne geçiyor aynı. 1-0 geriye düşüyor Trabzon maçında ya. 1-0 geriye düştü 10 kişiyle tek kale oynadı arkadaşlar. Şimdi ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Beşiktaş evet, Sergen Hoca evet, ama görünen köy kılavuz istemez, keyif veriyor. Şimdi Fenerbahçe dün akşam bakıyorum bir Pelkas oyuna sonradan girdi. Yaratıcılıkta bir şey yapmaya çalışıyor. Çok fazla yaratıcı oyuncu yok Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de bıdı 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 işte dedim ya Caner Gökhan. Şimdi şunu sana soruyorum. Şimdi aslında bunların içinden şu çözü çıkıyor. Şimdi Mesut'u aldın. Gerçi bu 6 aylığına para almayacakmış Mesut ama. Tamam mı? Neyse. Ya öyleymiş. Şimdi biz Mesut'a bu kadar para verdik. Kardeşim bu adamı mecbur oynatacaksın diyorlarsa eğer. Şimdi sen bir teknik direktör olarak sen buradan şimdi diyorsun ki Mesut fizik olarak bitik. İkili mücadeleler sıfır. Ben gördüm. Göztepe atağa kalkıyor. Daha Mesut böyle hafif koşu yapıyor arkadan, korner bayrağın oradan. Adam 100 metre depara kalmış. Daha motor yeni çalışıyor Mesut da. Doğru. Şimdi teknik direktöre acaba baskı mı var? Hani bunu oynat şimdi kardeşim. Var, var tabii. Sen yönetim olarak değil mi? İrfan Can alıyorsun. İkinci yarının ilk 5 maçı bitmiş. Yok. Nerede yarılamışsın da İrfan Can'dan yararlanmadın. Verdiğin para 10 milyon euro he? Evet. Tamam mı? E sen Mesut'u aldın. Mesut'tan yararlanamıyorsun. E senin rakibin tamam ara transferde Galatasaray mesela Mustafa Muhammed'i almış. Nokta atışı yapmış. Yararlanıyor ondan değil mi? Onyekuru'yu almış. Onyekuru'yu almış. Ondan da yararlı. Kaç puan aldı? E Beşiktaş Cenk Tosun'u almış. E sen yararlı bölgelere adam alamadığın gibi aldığın oyunculara da tamam mı? Yararlanamıyorsun. Peki o zaman kardeşim Abdülkerim Durmaz. Çıkıyorsun televizyonda Sergen Yalçın aldığı maçlardan sonra bile hakemlere konuşuyor. Hakemlere sulanıyor. İşi çözmüş. Sen bir kere önce takımına döneceksin. Değil mi? Bakacaksın ne oynuyorsun kardeşim? Yönetimin ayrı çalıyor. Yönetimin altındaki sportif direktör ayrı çalıyor. Değil mi abi? Abi hani... bir de şey yapıyorsun bu yorumcu abilere şunu söyleyeyim ben ya. Yani arkadaşlara ya da şunu söyleyeyim. Öyle güzel anlatıyorlar 3-5-2, 4-4-2, 4-2-3-1 falan filan. Baba 20 milyar para alıyorsun. Niye uğraşıyorsun orada 20 milyara? Çık da yeşil sahalarda 1 milyon euro kazansana. Bari oyna diyorsun yani. Yani şimdi isim verip polemik yaratmak istemiyorum ama şimdi Sergen Hoca kazandığı maçtan sonra hakemi konuşuyor. Ya biz onu tartışmıyoruz ki. Biz Beşiktaş takımının şu anda herkes tarafından övgüyle bahsedilen bir futbolu var. Sen onu bir öv önce. Önce bir öv. Önce bir öv. Helal olsun Beşiktaş'a da. Helal olsun Sergen Yalçın'a da. Doğru söylüyorsun. Fenerbahçe takımında bir ahenk yok. Şimdi Mesut büyük futbolcu, saygı duyuyoruz. Ama tamam, o görüntüler, imzalar, efendim basın toplantıları bitti. Fenerbahçe takımının bu saatten sonra saha içerisine endekslenmesi lazım. Ona bakarım ben. Ben saha içerisinde Fenerbahçe takımı keyif veriyor mu, vermiyor mu? Vermiyor. Vermiyor. Abi biz Fenerbahçeliyiz, Mesut alırız, biz şu yüz bunu alırız. Al, eyvallah, para senin. Al, 10 milyon, 20 milyon euro ver. Futbol. Yok. Yok, o zaman tabii ki çok erken davranmamak lazım ama şunu söyleyeyim, şu anda hakemleri herkes konuşuyor. Fatih Hoca da konuşuyor, Erol Hoca da konuşuyor, Sergen Hoca da konuşuyor. Konuşmayan yok ki Türkiye'de hakemleri. Türkiye'de hakemler zaten maçtan sonra yenen takım içinde, yenilen takım içinde eleştiriliyor. Bu sadece Sergen Hoca'yı falan burada eleştirmemek lazım. Sergen Hoca'nın bir soru sordular, o da gayet normal bir şekilde cevap verdi. Abdülkerim Durmaz, Sergen Hoca akıllılık davranıyor deyip de sadece hakemler üzerinden yapma. Sergen Hoca'nın futbolunu da öv. Kaptan. Sergen Hoca'nın oynattığı cesur futbolunu da öv. Niyet çok belli. Yani. Niyet ama ama niyet doğru yönlendirmek değil, bir şekilde hakkını vermek ya. Değil. Şunu söylemek lazım, şunu sormak lazım. Sergen Hoca da buna değindi. Ya dedi, ben dedi iyi futbol oynuyorum. İyi bir takımım var. Şu an ligin en iyi futbolu oynayan takımı biziz ve bunun karşılığında bizim belli bir puanımız var. Ama bugün çok eleştirilen Fenerbahçe, yeni yeni toparlanmaya başlayan Galatasaray, benden çok daha düşük olmasına rağmen puanları benimle eşit ya da maç fazlasıyla yüksek. Doğru. Ben bunlardan nerede kopacağım diyor. Yani ben farkımı nerede ortaya koyacağım? Son 10 hafta işte hani
Ben bunları nasıl arkama alacağım? Şimdi niye alamıyorum arkama? Bunlar kötüyken nasıl kazanıyor diyor aslında. Yani bu takımların kötüyken şu andaki puan cetvelinde bu sıralarda olması normal mi kaptan? Beşiktaş Fenerbahçe gibi oynasa kaç puandaydı şu anda? Çok ders. Bak ben şimdi güzel. Burada bunu geçen hafta da konuştuk. Altay, yani Fenerbahçe kalecisi Altay, Hatay maçında yendiler Hatay'ı. Hatay resmen dövdü. Maçın adamı. Doğru. Şimdi Fenerbahçe camiası şunu öğrenmeli. Ha, Fenerbahçe camiası demişken yani amigoları Atlanta geçtiğimiz günlerde rahmetli oldu. Ona da başsağlığı dileyelim Fenerbahçe camiasına, tribünlerine. Zamanının sevilen insan isimlerindendi. Mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun. Altay Hatay maçında maçı aldı. Dün Alanya maçında Muslera maçı aldı. İnanılmaz. %80'e %20 toplu oynama oranı. İkinci yarı Alanya Galatasaray. 10-15 dakika. İnanılır gibi değil ya. Ve yani şimdi adam ayakta. Şunu demeye çalışıyorum. Burada öne çıkan Sergen Yalçın'ın bu sistemi aslında nereye varıyor? Yani kaleci maç alıyor. Şimdi Fenerbahçe camiası şunu sorgulamalı kendi içinde. Ben zaten buraya gelmemi ana sebepler bir tanesi Altay'ın 3-4 maçta aldığı puan. Altay tek başına aldı yani. Anormal, evet. Oradan aldı, yerden hakemlerin aldı. Hakemlerin vermiş aldı. Olduğu kararlarla. Hakemlerin Başakşehir diyorum. Başakşehir maçında. Rize maçıyla başlayan daha. Tamam Fenerbahçe, yani şimdi burada geldiğin yer Sergen Yalçın aslında senin bu söylediğini söylerken. Kardeşim şu işlere bakın biraz diyor aslında. Anladın mı yani? Bu adamları biraz. Zaten bir de Sergen Hoca'nın bunu söylerken Sergen Hoca sonuna kadar haklı zaten. Bu şu süreçte kimseyi Beşiktaş takımını, Beşiktaş camiasını hakim üzerinden eleştirmemesi gerekiyor. Beşiktaş zaten saha içerisinde gereken cevabı veriyor. Bir, iki. Ya Allah aşkına sezon başında bu ülkede bir limit sorunu yok muydu? Vardı. Limit. Bazı takımlarda bir limit sorunu yok muydu? Hala var. Ya hala sözde. Var ve hala var ve yapılan transferlere bakın. Beşiktaş takım transferine bakın. Bir devre arasında kimi aldı Beşiktaş? Cenk Tosun'u aldı. Bir genç çocuğu aldı. Tamam anladım. Ya bir sürü tane ya Beşiktaş hakkaniyetli yaklaşıyor. Bak Beşiktaş takımı bu limitlere federasyonun bunları da gözden geçirmesi lazım. Ya şimdi limit sorunu var. Sezon başına transfer yapamıyorsun. Devre arasında 6 tane transfer yapıyorsun. Yüksek maliyetli. Ama maliyetli oyuncular. Federasyonun buradan bunlara objektif de yaklaşması lazım. Hakkaniyetli olması için diyorum. Beşiktaş takımının yöneticisi, Beşiktaş takım başkanı ne diyor? Biz Allah'ın izniyle biz dürüst davranıyoruz. Olacaksak şampiyon olacağız diyor. Bu tarafa da bakın. Biraz saha içerisinden çok saha dışındaki bu yaklaşımlara da eğer doğru bir yaklaşım içerisinde olacaksa federasyon, ki ben inanıyorum, ama bu limit konularında sezon başı transfer yapamayan takımlar devre arasında İrfan ne kadar mağdur oldu? Mesut 10 milyon euro. Mesut ya öyle. Işte nasıl o zaman? Ben şimdi nasıl oluyor biliyor musun? Nasıl şimdi işte? Reklam yapmayalım ama dün bana bir tane video attılar. 15 dakikalık video. 14.59. Fenerbahçe formalı bir kardeşimiz, arkadaşımız. Ya tanımıyorum da yani YouTube'da. Eyüp'ün Galatasaray'dan o Erencan. Evet. 4.2'yi aldı ya, 4 milyon 2 liraya aldı. Bir adam var hani, o akşam da Mustafa Muhammed geliyor işte yani limit açılsın diye. Eyüp Galatasaray'dan, bu çocuk bununla ilgili bir program yapıyor. Programda da diyor ki hani kardeşim Eyüp Spor kalktı buna parayı verdi. Evet. Sonra Eyüp Spor Başkanı arıyor çocuğu. Hani videoda üstün körü dinlediklerimi anlatıyorum. İsim de vermeyeceğim. Ama YouTube'da duruyor yani. Tamam. Biz diyor Eyüp Spor olarak almadık. Bir sponsor firma üstlendi bunu diyor. Bu sefer sponsor firmanın ne olduğunu araştırmaya başlıyorlar. Eyüp Spor'un Galatasaray'a bu 4.2 milyon euroyu nereden verdiğini araştırırken ortaya başka şeyler çıkıyor. İnanılmaz bir adam lap 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 anlatmış. Şimdi bak abiciğim. Her programda söylüyorum, bir daha söyleyeceğim. Federasyon bu mahallenin abisi. Çok doğru. Sen mahalledeki çocuklara eşit davranmazsan çocuklar birbirini yer kardeş. Çok doğru. Tamam. Sen de eşit davranmıyorsun. Çünkü göz yumuyorsun bazı şeylere. Yani işini doğru yapanın hakkını yediriyorsun Alay.
Ya isimleri bir gör. İsimler neler çıkıyor? Şimdi söylemiyorum isimleri. Yani merak eden açsın baksın dinlesin. İsimler yani o parayı bulan adam kim çıkıyor? Öbürü kim çıkıyor? Onun bağlantısı kim çıkıyor? Hayretler içerisinde dinliyorsun ve ayan beyan. Hani adam saklamıyor. Biz şimdi saklayarak konuşuyoruz hani belge bilgi olmadığı için. Ama YouTube orada duruyor şeyde video. Tamam mı? İnanamazsın ya. Ha böyle aleni, böyle ortada aşikar. Yani ve sezon başında da Kasımpaşa'dan hem Galatasaray hem Fenerbahçe bedava şeklinde bir oyuncu aldı biliyorsun. Bir tek Beşiktaş almadı sezon başında da. Kaptan, Sergen Hoca işin totalinde de buraya geliyor. Yani yönetimsel anlamda, futbol takımı anlamında, saha içi anlamında, transfer anlamında bu kadar doğruları yapıp da bu işin sonucunu alamamak çok acı bir şey ya. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şu halde en az Beşiktaş'ın 10 puan gerisinde olması gerekiyor şu görüntüde. Ama kafa kafayalar. Sana bir soru daha var. Dün çıktı ya da evvelsi gün çıktı bu haber. Beşiktaş yönetimi bizim İnönü Stadı'ndan, kulüp binası İnönü Stadı'na taşındı ya. Oradan kulüp binasını Nevzat Demir tesislerine taşımayı düşünüyor. Ben de bununla ilgili yarınki gazetede yazı yazdım. Şiddetle karşı çıkıyorum böyle bir konuya. Yönetimin, kulüp binasının orada olmaması gerektiğini inanıyorum. Futbolcuları rahat bırakın. Diye bir, ne diyorsun? Olabilecek bir şey mi bu? Hangi? Şu andaki Vodafone'daki şeyleri mi? Yani ama bunu İmraniye'de kulüp binasını İmraniye, oraya taşıyacaklar. Kulüp binasını İmraniye taşıyabilecek. Nereye taşıyacaklar? Orada yeni bir bina mı yaptılar bilmiyorum ama orada sağlıklı bir görüntü de yok şu anda. Yani evet. İmraniye'de benim dönemimden karşılaştırdığımız zaman o kadar çalışan orada nereye yapacaklar? Yani çok da yani bu haberi ben düşünüyorum yani. Belki yönetimin biri hani nabız yoklaması olarak hani olabilir mi diye ama orada düşünsene şimdi kulüp binasında sırf futbolla ilgili değil ki bir sürü envanter yazışmaları var, gidenler, gelenler var. Orada şimdi herkes futbolcu resim çektirmeye kalksa. Ama şu andaki zaten stattaki bu kadar çalışanı Ümraniye'ye aldığın zaman yönetimi ya da kulübün lehine değil ki bu. Zaten mevcut çalışanlar orada. Ya böyle bir niyet varsa da çalışıyor. Olmaması lazım. Edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben evet. De katılıyorum. Bence de olmaması gerekiyor. Ama son dönemlerde kulüplerin maddi tablosunu da göz önüne aldığımız zaman acaba oradan bir kulüp kazanç mı sağlayacak diye. Akaretlerde olsaydı dediğine varım. Akaretlerde evet. Kulüp binası akaretlerdeydi. Oraya kira ödüyorlardı. Geldiler Vodafone'a. Kira ödememek için Vodafone'a geldiler. Stadın evet. İçine geldiler. Hani ama şimdi oradan da kira ödememek için kendi yerimde duruyorsam oradan Ümraniye'ye gitmenin bir anlamı yok ki. Zaten orada kira ödemiyorum. Yani dolayısıyla bunu teyit etmek gerekiyor. Tam olarak bilmiyorum tabii ki doğru mu. Tabii işin tam böyle bir gazetenin ben gazetede okudum. Yani normal tirajlı bir gazetelerden belki 3-5 kişiye gidebilir mi ama genele baktığınız zaman hepsini ne kadar çalışan var orada bilmiyorum ama bütün çalışanları da Ümraniye Nevzat Demir tesislerini alacaklarını çok zannediyorum yani. Abi kelimeler orada yani, oluşacak kelimeleri düşünsene yöneticinin yok onu atıyorum zaten akrabası bilmem nesi geleni gideni futbolcu diyecek ki orada şimdi 2 kişi kalıyor mesela sen Cunti ile kalıyorsun. Cunti'ye diyorsun ki mesela ya bunların burada ne işi var diyorsun. Cunti gidiyor. Ya bu yöneticileri burada istemiyor diyecek. Laf olmaz, kelimeler olmaz, yönünü olmaz, değiştirecek olmaz. Falan ya. Olmaması lazım. Kaptan şunu sormak istiyorum. Ligde içinde bulunduğumuz duruma ithafen profesyonel bir futbolcu, teknik direktör olarak önemli tabii sizin görüşleriniz. Hakemlerin maç içerisinde bazı takımlara karşı göstermiş olduğu inisiyatif, iltimas, büyük takım iltiması. Beşiktaş'ın bu süreçte bu büyük takım iltimasından yine bu süreçte de yararlanamadığını görüyoruz. Böyle bir gündem içerisinde Beşiktaşlı futbol, mesela bizim sorduğum ya kardeşim ben iyi top oynuyorum, maç kazanıyorum, sonuç alıyorum. Galatasaray, Fenerbahçe top oynamadan benle aynı puanda beni geçiyor diyerek futbolcu bir küskünlük yaratır mı? Yöneticisinden bir hamle bekler mi? Bir çıkış bekler mi? Hakkının geldiğini düşünür mü? O çıkışı zaten Sergen Hoca maçlardan sonra yapıyor. Fazlasıyla yapıyor. Bir futbolcunun şu andaki düşüncesi benimle konuştuğum arkadaşlardan futbolcu tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumda. Futbolcunun saha içerisindeki o birlik beraberliği ya hangi maçta bilmiyorum bir golden sonra Beşiktaş takımının sevinci bile ben bu şampiyonluğun içerisinde sonuna kadar varım. Gümbür gümbür geliyorum. Demesi gerekiyor. Konya maçı sonrası. Bitirinde. Yani Adem'in bile 10 metreden oradan depar atıp da koşması takım oldu Beşiktaş.
Beşiktaş takım oldu. Beşiktaş takım düşüncesini, takım olgusunu ortaya koydu. Beşiktaş'ın bundan sonraki süreçte Sergen Hoca zaten açıklamalarıyla bundan sonra olabilecek şeylerin önünü kesmek için röportajları veriyor. Bu da gayet doğal. Ne diyor Sergen Hoca? Geçen bir açıklaması vardı. Altıma imzamı atıyorum. Ya arkadaşlar dedi, bırakın dedi de saha içerisindeki mücadele ederek dedi, hakkaniyetli bir şekilde kim hak ettiyse o şampiyon olsun dedi ya. Dış etkenler gelmesin dedi. Aynen. Hakem hataları gelmesin dedi. Oradan hatalar gelmesin dedi. Bırak biz de mücadele edelim dedi. Ve hak eden şampiyon olsun dedi. Bir teknik adamın yapabileceği önemli açıklama budur. Burada Sergen Hoca'yı tebrik etmek gerekiyor. Bence hakemlerin de Sergen Hoca'nın bu konuşması ve yaklaşımını dikkate almaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de artık spor programları var. Bazen çok yanlış da anlaşılmak istemiyorum ama ya adam kötü oynadığını biliyor ama öyle bir şey yapıyor ki kendi camiasına göz göre göre şey yapmak için camiasını ön plana çıkartıyor. Yok kardeşim, yok, yap, olmuyorsun. Bir de çok çabuk unutuyoruz kaptan. Hatırlasanıza kamuoyunun söylediklerini, Beşiktaş kötü oynadı diye penaltısını isterken bile ya Beşiktaş önce futbolla oynasın. Ne penaltısına istiyor şeklinde eleştiriler yapılırdı. Yani Beşiktaş'ın kötü oynadığı zaman zaten biraz iyi oynaması bile yetmez. Kaptan sen daha iyi bilirsin. Beşiktaş'ın çok iyi olması lazım ki şampiyon. Çok iyi şu anda. Şurada iyi şu anda. Dikkatimi ne çekiyor biliyor musun? Aşağı yukarı burada biz 3 aydır hep Beşiktaş'ta top oynamış. İsimleri daha. İsimleri. Hep yani Okan Geçmiş Koç'tan başladık. Doğru. Nihat Kahveci, doğru. Metin, İbrahim, Ali, doğru. Feyyaz, Rıza, Ziya Hoca, İbrahim hepsi. En sonunda kaptan sevgili İbrahim yani. Üzülmez geldi. Hepsi Sergen Hoca'nın arkasında duruyor. Evet. Bak, inanılmaz bir şey bu biliyor musun? Sergen Hoca'nın arkasında duruyor. Bu çok gurur duyulacak bir şey. Kesin. Yani Beşiktaş'ta çoğu insan hocalık yapmış yani gelenlerin. Ziya Hocası'ndan İbrahim Üzülmez'ine hepsi takımlar çalıştırmış. Arkasında durmak da değil Alen. Arkasında durmak da değil. Tamamen bir kefil olmak var. Yani altına imza atmak, altına, kefil olmak var ve bu Beşiktaş camiası için çok gurur duyulacak bir şey. Örnek gösterecek bir olay. Murat Şahin'i de unutmayalım. Sergen Hoca'nın yanında tabii hakikaten Murat Şahin'le var. Onlar 8-9 senedir beraberler. Beraberler. Zaten. O da çok Sergen Hoca'ya destek veriyor. Onu da unutmamak gerekiyor. Cem Alanya'da, Stefano Moreno da orada şeyde. Ekipte. Stefano orada mı? O da orada. Doğru. O, ekip iyi. Şu anda Sergen Hoca'nın ekibi. Takımın zaten saha içerisindeki fiziksel görüntüye baktığınız zaman bir teknik adam olarak da teknik ekip olarak da bir ahenk içerisinde olduklarını görüyoruz. Kesin. Şimdi Fenerbahçe takımıyla ilgili niye tam olarak baskı kuramıyor diyoruz 3. bölgede. Dönen topları alamıyor, baskı kuramıyor. Kenarlardan gelemiyor, ikiye birler vesaire futbolun terimlerinde çok fazla gösteremiyor Fenerbahçe takımı. Fenerbahçe'nin biraz fiziksel sıkıntısının da olduğunu görüyoruz. Ama şimdi nazar da değmesin Beşiktaş'ı diyoruz da mesela son dönemlerde Galatasaray'ında yükselen bir performansı var. Son Alanya maçında son 15 dakikalık futbolunu eğer kenara bırakırsak alınan transferlere baktığınız zaman da katılıyorum. Nokta transferler hem Muhammed'in hem Onyekuru'nun Galatasaray takımını da bir tık ileriye taşıdığını görüyoruz. Dolayısıyla bu yarış sonuna kadar gidecektir. Belki Fenerbahçe anlık görüntüye baktığınız zaman Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor, Abdullah Hoca ile beraber doğru bir grafik içerisinde olduğunu görüyoruz. İstikrarlı geliyorlar. 1-0, 1-0 kazanıyorlar. Önemli oyuncular var orada da. Envakame gibi, Ekuban gibi çok değerli oyuncular var. Bu oyuncular da Trabzon takımını o Bakasetas'ta yine aldılar. O da şey Alanya'dan aldıkları çok kritik goller attı. Işte, ya olsun ya. Benim iki tane son sorum kaldı benim şahsımla ilgili. Ya, Trabzon'da olsun yani. İki tane şahsımla ilgili. Sonra normal sorulara geçeceğiz. Bunlardan bir tanesi güncel, bir tanesi geçmiş. Güncel olanı sorayım önce. Benim midem bulanıyor artık. Tabiri caizse. Bu futbolcuların devamlı kendini yere atmasından. Bravo. Çok güzel. Sen bir futbolcu olarak ve hoca olarak ve hakemlerin gözü önünde dün de Pelkas atıyor abi. Bizim maçta Galatasaray Beşiktaş'ta Jagne. O Gençler Birliği maçında kenarda adam göz önünde hiç değmiyor atıyor. Kafayı tutuyorlar bilmem neler falan. Ne diyorsun abi bu işe ya? Bu inanılmaz bir hastalık haline geldi. Yani her maçta atılır mı ya futbol? Yani, devamlı yere atıyorlar kendileri. Ödüllendiriliyorduk haftan. Yani bu dün Pelkas'ın pozisyonu da. Yani bunu genel anlamda baktığınız zaman son dönemlerde bununla ilgili biraz sıkıntılar var. Artık Türkiye'de de futbolun akışkan olması gerektiğiyle ilgili çok fazla
röportajları da şey yapıyorum. İngiltere Ligi'ni izliyoruz. İspanya Ligi'ni izliyoruz. Evet, tamamen evet. Futbola odaklanmış bir görüntü içerisinde. Tamamen saha içerisinde konsantre olmuş. Oyuncular kendi görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Ama Türkiye'de tamam yere atmaları diyoruz da ne tarafımızda doğru? Bir tarafa bakıyorsun kazanan takımın hocası, kaybeden takımın hocası direkt hakem. Kazanan takım oluyor. Bunlar şimdi Türkiye'de önce ya maç izliyoruz. X bir adamı takip ediyorum. 10. dakikada 10 tane tweet atmış. Be mübarek 10. dakikada 10 tane tweet'i nereye analiz ettiğinde attın bunu ya. Bir dur da bir 45 dakikayı bitir. Ya bunu yorumcular yapıyor ya. Gerçekleri değişti. Ya bunu yorumcu arkadaşlar yapıyor ya. Ya bir dur. Futbolcular da iyi niyetli değil. Değil ya. İyi niyetli. Ya tabii ki bu en baştan kokuyor. Yani bugün 1. Lig'de yani Süper Lig'de 272 tane delegesi var federasyonda lig kulüplerinin. Birinci Süper Lig'de. Bunların oylarıyla başkan geliyor, atama oluyor, bilmem ne oluyor falan oluyor filan. Zaten burada doğru bir yapılanma yok. Federasyon hep birilerinin ağzında yani kalkıp oradan bir kere sezon kesemiyor. Ona iniyorsun Kulüpler Birliği, hakeza aynı yine aynı muhabbetler. Bu sefer aşağı iniyorsun futbolcular, hakemi konuşacaksın. Hakem diyor ki bir maçta diyor 20 kere atıyor abi adam kendini. Bir de şimdi şey çıktı. Bu yeni son moda. Adam koyuyor dirseği, topçu düşüyor. Kalk lan diyor, oynadığın numara yapma diyor. Bir de şimdi bir çıktı. Hani hakem yani ben bir şey yapmadığım imajı veriyor. Ya abi bu nereye kadar ya? Hani bu ikinci soru, Samsun maçı 5 kırmızı kart. Evet, biri de bendim. Ne diyorsun? Cem Papeli hakem. Ya ama Samsun maçın 5 kırmızı kartın öncesine de bakmak gerekiyor. Öncesi neydi? Röportajlar, söylemler, yorumlar. Beşiktaş takımı 100. yıldan sonra gümbür gümbür geliyor. 11 puan mı oldu şey? 11. Sonra 11'den sonra Fenerbahçe bir Rize ile erteleme maçı oynadı. 8'e düştü. 8'e düştü ama 11 puan Beşiktaş. Ama şimdi 100. yıldan sonra Beşiktaş takımı saha içerisinde böyle şöyle Sergen, İlhan, bizler, Kaanlar, Ahmetler, Tümeller muazzam bir kadromuz vardı. Ahmet Dursunlar vesaire. Biz saha içerisinde çıktığımız zaman gol yesek dahil bu maçı nasıl olsa rahat kazanırız düşüncesi hakimdi bizde. Şimdi bu ilk şampiyonluğundan sonra ikinci şampiyonluğa doğru gidiyorduk. 11 puan olunca şöyle bir demeçler ortaya çıkmaya başlamıştı. Vay efendim Beşiktaş takımı artık dekoder sattırmayacak, vura vura gidiyor. Vay efendim Beşiktaş takımının futbolu artık her takımı eze eze yenmeye başladı. Futbolun keyfi çıkmamaya başladı. Biz para kazanamayacağız. Vay efendim bu nasıl olacak? Beşiktaş takımının maçları izlenmemeye başladı. Niye nasıl olsa yeniyor. Çok ben bununla ilgili röportajlar dedim. Hatta o da arkadaşım kimdi bilmiyorum o zaman. Ya dedim ki bu kadar dedim üstümüze konuşmalar var. Herhalde bizi dedim şampiyon yapmazlar bu saatten sonra. Çünkü bu anlık değildi. Bu haftalıktı. Bu aylıktı. Yavaş yavaş bunlar söylendi ve Samsun maçı ben Cem Papila'nın o maçta beden dilinin çok rahat olduğunu gördüm. Yani şunu yaptı bunu yaptı demek de kimsenin de günahını almak istemiyorum ama o maçta o kadar bize rahat bir şekilde kart çıkarttı ki en ufak şeyde tak kart tak kart. Yani biraz da sindirdi gibi geldi. Biz ona izin vermeyebilirdik oyuncular olarak ama oyuncular da şöyle bir sıkıntı ortaya çıktı. O şampiyonluktan sonra çok fazla dedikodu da oldu. O yani şimdi kimsenin burada isim olarak şey yapmayayım ama ben tamamen İbrahim Üzülmez olarak Beşiktaş takımı Antep'ten geldiğim günden itibaren futbolu bıraktığım döneme kadar elimden gelen gayreti göstermeye çalıştım. Ama yeteneklerim çerçevesinde bunu yapmaya çalıştım. O dönemlerde de sanki biraz önümüzü de sportif anlamda Beşiktaş takımını artık bu 11 puanın üstüne götürmeyelim ki yoksa yavaş yavaş futbolun izlenilebilirliği ve reytingi kaçmaya başlıyor diye çok söylentiler vardı. O maçla beraber Beşiktaş takımı paşasından çekildi ve aşağıya kadar çekildi. Ve 2015-2016 farklı ama. O içsel problemler. O içsel problemler. Doğru. Şimdi orada Pascal Nouma, İlan Mansız, Ahmet Dursun. Türkiye'nin yeni 3 tane santraforu. Değil mi? Şimdi bunlar sırayla kopartıldı. 2003 yılına kadar değil mi? Kopartıldı. Biz 2003-2004 yılı yani 101. yılda bu dediğimiz 11 puanlık var şampiyon olduğumuzdan sonra bir sonraki sene. Tamam orada Adrian Ilie falan geldi hatta bize.
Bizde santfor kalmadı. Adrian Ilie geldi. Orada ben şeye gidiyoruz. Hükmen şey yeniliyoruz 3-0 Samsun'a. Bursa'ya gidiyoruz. 1-0 kazanıyoruz. Ondan sonra da Gençler Birliği maçı var. Şey Ankara Gücü mü? Ankara Gücü maçı var. 1-1 berabere kalıyoruz. Hatırlıyor musun? Tümer Metin yedek kulübesinde kırmızı kart görüyor. Evet. O maç Serdar Toprak Tepe kafayla şey yapıyor falan. Tayfur hakeme diyor gol atıyoruz vermiyor ondan 5 dakika evvel. Tayfur diyor ki hakeme. Hocam diyor bunu da vermeseydin diyor bari diyor. O diyor ki hadi makara mı yaptı hakem? Hani iş mi koydu? Diyor ki sahanın ortasında oluyor bu. Düdüğü geç götürdüm ağzıma diyor. Hani, onu da vermeyecektim. Onu da vermeyecektim. Şimdi böyle garip garip şey. Zaten 3 haftada 5 puan. 3 oradan 2 puan dönüyor 5 puan. Kaptan Feyyaz Hoca anlatıyor. Feyyaz Hoca'dan beri şöyle bir matematik yaptığın zaman kafanda Beşiktaş'ın bu büyük haksızlığa uğradığı sezonlarda Beşiktaş'ın içinden Beşiktaşlı isimleri kullanıldı. Yani bu zaafta da ön plana çıkıyor. Beşiktaş'la ilgili bir söylenti yok mu? Şerefli ikincilikler. Bu takım bu söylenti bile rahmetli Süleyman Seba döneminden beri var. Yani bu burada Beşiktaş takımı bu yarış içerisinde yeri geldiği zaman hep paçadan çekildi ya. Yani bu pastayı hep ikiye bölmüşler. İkiye bölmüşler bu pastayı. Maalesef doğrusunu söylemek gerekirse ben burada ben de bizzat yaşadığım için bizim o dönemki kadro eğer bu tür şeyler olmasaydı 3-4 sene ambargo koyabilecek bir kadroya sahipti. O kadro önemli bir kadro. Lucescu ile beraber herkesin o futbol anlamında kazanma alışkanlığı yakalamış. Gidiyorsun Avrupa maçında, Şampiyonlar Ligi maçında çatır çatır oynayan bir kadroydu o kadro. Doğru. Yani. Pascallar, Ahmetler, Kümeller, İlhanlar, biz bunu değiştirmemiz lazım. Kaan Dobralar. Sen değiştiremezsin. Hayır. Onu, yani Beşiktaş'ın Beşiktaş camiası bu problemi çözmesi lazım. Ülke olarak, ülke olarak. Şimdi bak, Saffet Sancaklı mecliste bir önerge verdi ve bu genelge olarak da çıkacak herhalde yakın zamanda kulüpler yasası. Müthiş bir önerge. Evet. Harika bir şey. Harika. Tamam mı? Evet. Harika. Şimdi bunun altında yatan işte düzgün futbol, yöneticilerin kendi cebine göre, kulübün cebine göre hareket etmesi, artık gelen adamın ne borçlandıysa kendi cebinden ödemesi, artık kulüpleri borçlandırmamak adına bir adaletli futbolun ilk adımları gibi. Ben mesela sevgili Saffet Sancak'tan şunu beklerdim. Bundan 2 hafta evvel, 3 hafta evvel Beşiktaş taraftarları UEFA'ya İngilizce bir şey yaptı işte. Aynen. Neydi o? Hashtag yani, yaptı. Twitter'da evet. TT oldu. Mesela olup bitenlere bir göz at. Ülkenin milletvekili olarak oraya bir destek verebilirdi mesela. Hani, değil mi? Yani orada çıkıp ben çünkü Saffet'i biz her programda Saffet Sancak'ta övüyoruz burada. Yani o hem mecliste yaptığı konuşmalarla ilgili spor alanında yaptığı inanılmaz güzel şeyler söylüyor. Güzel bilgiler veriyor ve o minvalde hareketi devam ettirmeliydi. Bu bir hareketin bir devamı olarak görmeliydi mesela. Ya sol ayağı kullandık da işte sağ ayağı bazen kullandığımız zaman demek ki iş yapıyoruz. Emre uzak kalınca fil boşluğu gördü. Kaptan Fatih Kelle bir hikaye oldu. Yok be abi beni de kavgacı yaptın ne garip aktarı ya. Kimseli şeyimiz yok. Fatih Kelle. Sensiz olmaz.